1900'lerden bugüne en etkili trendlere bir göz atın. Moda akımları bugünkü giyim tarzlarımızı oluşturuyor. Çünkü birçok ünlü tasarımcı geçmiş yılların modasından ilham alarak yeni eklemeler ve güncellemelerle tasarımlarını oluşturuyor. Bu bölümde yıllara göre en ünlü moda akımlarını mercek altına alacağız. 1930'lu yıllar, çapraz kesim gece kıyafetleri. Göz alıcı gece kıyafetleri ve özel dikilmiş etek takımları ile göz kamaştırdı. 1930'lu yıllarda moda akımı silüet, kısmen kumaşın vücudu ölçmesine izin veren bir teknik olan verev kesiminin popülerleşmesi sayesinde uzun ve inceydi. 1940'lı yıllar, bikiniler. Savaş zamanının daha az tahmin edilebilir sonuçlarından biri, 1943'te ABD hükümeti tarafından uygulanan kumaş kısıtlamasının bir sonucu olan iki parçalı mayonun artan popülaritesiydi. 1950'li yıllar, yeni görünüm. 1947'de Christian Dior, gelecek 10 yılı şekillendirecek olan yeni görünüm silüetine giriş yaptı. Yaban arası beli, yapılandırılmış büstü ve hacimli tafta katmanlı eteğiyle savaş zamanı kısıtlamasının antiteziydi. Sonunda orta sınıf kadınlar arasında yaygın hale gelen daha hafif giysiler bile bu belirgin kadının çoğunu korudu. 1960'lı yıllar, mini etekler. Etek boyu 60'larda bacakların yukarısına doğru çıktı. O zamanlar tartışmalıydılar. Ancak açıkça itiraz edenler nihayetinde aşırı güçlüydü. 1970'li yıllar, platform topuklu ayakkabılar. 70'li yıllarda kot pantolonlar gelişti, topuklar yükseldi ve sentetik kumaşlar moda mağazalarını sular altında bıraktı. 1980'li yıllar, parlak taytlar. 80'lerde bugün olduğu gibi her yerde bulunan bir ürün varsa o da taytlardır. 10 yılın aerobik çılgınlığının yanı sıra spandex taytlar gerçek bir moda trendi haline geldi. Ancak o zamanlar bacakları ısıtmak için taytlar giyiliyordu. 1990'lı yıllar, minimalizm. Bu yıllar genel olarak gençlik odaklı kültürü, çığır açan SS93 koleksiyonunun ardından olduğu gibi grunge için etkili bir zemin oluşturdu. 2000'li yıllar, eşofmanlar. Grafik tişörtler, göbeği açık üstler ve logolu ağır çantalar da egemen oldu. Yine de bazı ünlüler onu yeniden canlandırmaya çalışıyor. 2010'lu yıllar, atletik kıyafetler. Artık bütün gün spor ayakkabı, tişört ve kapüşonlu eşofmanlarla dolaşmanın zevkini yaşadığımıza göre hala şık görünürken kim eskiye dönmek ister ki?